Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir bebek yeleği yapacağız. Yeleğimizi yuvarlak robalı olarak başlıyoruz. Roba bitiminde modelleri yerleştiriyoruz. Modelleri gövde örgüsünü istediğimiz ölçüye kadar ördükten sonra kolu tercihe göre bu kadar kısa bir kol yapıyoruz bakın. Bunu yapmasanız da olur, robada bıraksanız da olur arkadaşlar. Ben robayı iki renkli çalıştım. Beyaz ve pembe tonunu kullandım. Ama siz isterseniz tek renk beyaz ile de yapabilirsiniz veya pembe tonuyla da kullanabilirsiniz. Yeleği bugün 1-2 yaş ölçüsünde anlatıyorum. Ama siz isterseniz daha küçük veya daha büyük bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Daha küçük yapabilmek için bu başlangıç zincir sayısını 10 zincir eksik yaparsınız. Yeni doğan bebek için olur. Roba yüksekliği de tercihinize göre ve yapacağınız büyüklüğe göre yüksekliğini tamamlarsanız ölçünüz küçük olacaktır. Daha büyük çocuklarınız için yapacaksanız da bu başlangıç zincir sayısını benim yaptığımdan 5-10 zincir fazla başlayabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Roba ayrımlarını yapmadığımız için sorun olmayacaktır. Belli aralıklarla arttırma yapıyoruz. Roba yüksekliği de tercihinize ve bebeğinizin büyüklüğüne göre değişecektir. Yeleğimiz çok şık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bakın tersten görüntüsü de böyle. Yelekte ben roba bölümünde 3 adet düğme kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz 2 düğme de yapabilirsiniz veya bağlamalı olarak da kullanabilirsiniz. Kolları da çok şıklık kattı bakın, böyle yaparak güzel bir kol yaptık. Yeleğimin örgüsünde ince bir ip kullandım ben. Bakın bu şekilde ince bir ip. Lako Bebe yüzün ipini kullandım. Şeftali çiçeği rengi olarak geçiyor. Rengini soran arkadaşlar olacaktır. Yorumlardan çok renk soruyorsunuz. Şeftali çiçeği olarak geçiyor. Renk numarası da 4430. İnce bir ip olduğunu söylemiştim. 100 gramın üzerinde 360 metre olan bir ip. Onun için bir ip tam yetti bana arkadaşlar. 100 gramlık bir ipten bu kaldı. Siz örgüye başlarken ona göre başlarsanız iyi olur. Sizin kullandığınız ip benim kullandığım ipten daha kalınsa ve 100 gramın üzerinde 360 metreden daha az yazıyorsa bir ip yetmeyecektir. Ama 0-1 yaş arası bebekleriniz için yapıyorsanız 300 metre yazan bir ip de yetecektir arkadaşlar. İpinizi ona göre ayarlarsanız çok iyi olur. Tığ olarak da ipim ince olduğu için 3 milimlik tığ kullandım. Yani 3 numara. 3 tane düğme kullandığımızı söylemiştim. Malzemelerimizi söyledik. Bir de size ölçülerini vereyim. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bakın kol altından enini ölçüyorum. 27 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından bakın. Hemen kol altından ölçtüğüm zaman 23 santim. Omuzdan itibaren yüksekliğini ölçüyorum. 36 santim. Bu da 1-2 yaş, hatta 3 yaşa kadar çok rahat kullanılabilecek ölçü arkadaşlar. Şimdi hazırsak hep birlikte bu güzel ve şık yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Bugün sizlerle yuvarlak robalı bir yelek yapacağız. Yeleğin robasına başlamak için zincir çekiyorum. İlk ilmeği şu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği o şekilde oluşturabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Toplam 71 tane zincir çekelim. Zinciri çektim. Bakın böyle çok sıkı çekmeyin arkadaşlar bu zinciri. Bakın esnek bir yapısı var. Görüyorsunuz, siz de biraz esnek olsun. Bunun üzerinden trabzanlar yapacağız. Trabzanları yapması kolay olur. Şimdi çekmiş olduğum bu zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın uç noktasından tutuyorum. Sıfırda bakın ucu.
zinciri çektirmeden ölçüyorum. 34 santim. Siz bunu yeni doğan bir bebek için yapacaksanız 26 santim zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Daha büyük bebekler için de 26, 28, 30 santime kadar çekebilirsiniz. Biz bugün yeleğimizi büyük yapıyoruz. Bu zincir sayısı elden ele, ipinizin kalınlığına ve kullanmış olduğunuz tığa numarasına göre değişir arkadaşlar. Onun için ölçerek çekmeniz çok daha iyi olacaktır. Eğer kendi bebeğinize göre yapıyorsanız da bebeğinizin boynuna göre bu çekmiş olduğunuz zinciri ölçün. Eğer boynunda güzel duruyorsa devam edin. Boynuna göre çekerek, ölçerek yaparsanız çok daha iyi sonuç elde edersiniz. Bu 71 zincirin üzerine 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İlk trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Bu şekilde her zincirin üzerine birer defa trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde trabzanları yapıyoruz. Sıra sonuna kadar çekmiş olduğumuz zincirlerin üzerine trabzan yapalım. Toplam 70 tane trabzan yapacağız. Çekmiş olduğum zincirlerin üzerine bakın trabzanlar yaparak tamamladım. 70 tane trabzan yaptım. Bu 3 zincir çekerek oluşturduğumuz da 1 trabzan olacak. Bununla birlikte 71 trabzanımız var arkadaşlar. Bu şekilde tekrar bir ölçelim. Bakın gördüğünüz gibi benim elim çok sıkı değil. Eğer sizin eliniz sıkıysa ölçünüz küçük olacaktır. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Bazen yorumlarda geliyor, sizinle aynı ölçüde yaptım ama benim yeleğim çok küçük oldu diyorlar. Eliniz sıkıdır. Ona göre başlangıcı siz daha çok sayıda başlamanız gerekecektir. Kaç santim olduğunu tekrar ölçelim. Bakın bitmiş haliyle. Uç noktadan tutuyorum. Ben size vermiş olduğum ölçüler elimin sıklığına göre olan ölçüler. Bakın yine 34 santim. Hiç değişmedi. Zincirle aynı sayıda oldu trabzan yaptığımız zaman da. İkinci sıradayız. İkinci sırada arttırmalar yapacağız. Yuvarlak roba olduğu için belli aralıklarla arttırma yapacağız. Roba ayrımı yapmıyoruz bu sırada arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden 2 ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzanı yaptık. Tek tek 1, 2, 3. 4. trabzanı çift trabzan yapacağız. Bir trabzan yaptım. Tekrar aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın çift trabzan yaptık burayı. 3 tek yaptık. 1 çift yaptık. Takip eden 3 ilmeği tek trabzan yapıyorum. 1 2 3 tek yaptık. 4. trabzanı çift trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeği ikinci trabzanı da yaptım. Bakın çift trabzan yaptık. Takip eden 3 ilmeği tek trabzan yapıyorum. 4. ilmeği çift trabzan yapıyoruz. 1 2. Bakın bu şekilde oluyor. Bu sırada
3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırada 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın çift trabzan yaptım. Bundan sonra 1, 2 trabzan var. Bir de üst zincir çekerek oluşturduğumuz trabzan 3 trabzan var. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden 3 ilmeği tek trabzan yapıyorum. İki, bakın ilk başta üst zincir çekerek döndüğümüzde son zincirin üzerine batıyorum. Burada bir trabzan oluşturuyorum. 3 trabzan oldu sıra sonunda. Sıra başında da aynı şekilde 3 trabzan ile başlamıştık. Bakın 3 tek yaptık, 1 çift yapmıştık. Sıra sonunda da 1 çiftten sonra 3 tek trabzan yaptık. 3. sıradayız. 3. sırayı beyaz renk ile yapıyoruz. Şu şekilde ilmeğin rengini beyaz yapıyorum. 3. sırada arttırma yapmayacağız. Her ilmeğin üzerine bir defa trabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Gördüğüm ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde pembe ipi burada bekletiyoruz. Daha sonra pembe ile devam edeceğiz. 3. sırada her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. 3. sırada her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. Bu sırada arttırma yapmadık. Şimdi yapacağımız 4. sırada arttırmalar yapacağız. Yine beyaz renk ile yapıyoruz. Bakın bir zincir çekiyorum. 4. sıradayız. 4. sırada ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu sırada yine 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift yaparak arttırmalar yapacağız. Takip eden 2 ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın 2 oldu. 3 4. trabzanı çift trabzan yapıyorum. Bakın çift oldu bu. Takip eden 1, 2, 3 ilmeğe tek trabzan yapıyoruz. Dördüncü ilmeği çift trabzan yapıyoruz. Aynı ilmek içerisine ikinci trabzanı yaptım. Takip eden 3 ilmeği de tek yapıyoruz. Bakın bu şekilde. 4. sırada yine 1 çift 3 tek, 1 çift 3 tek yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. 4. sırada yine 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift yaparak bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda çift trabzandan sonra 1, 2, 3, 4 tek denk geldi arkadaşlar. Bundan hiçbir şey olmaz. Bir sonraki sırada bu denk gelecektir. 5. sıradayız. 5. sırada düz trabzanlar yapacağız. Arttırma yapmayacağız. Yine pembe renk ile yapıyorum ben. Beyazı orada bekletiyorum. Bakın bekletmiş olduğum bu pembe ipi burada ilmeğin rengini pembe yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada arttırma yapmadan her ilmeğe yine birer defa trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Arttırma yapmıyoruz. Bu sırayı her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sonraki sırada yine aynı pembe renk ile 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift yaparak
Örgümüze devam edelim. Robamızın örgüsü artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın yuvarlak bir görüntü oluşuyor. Arttırmalar yaptıkça burası birleşecektir. Robanın örgüsünü bu şekilde devam ettirelim. Bir sırada düz trabzanlar yapalım arttırma yapmadan. İkinci sırada 3 tek bir çift, 3 tek bir çift yaparak arttırmalar yapalım. Tekrar takip eden sırada düz trabzanlar yapalım. Yani bir sırada arttırma yapıyoruz. Bir sırada arttırma yapmadan düz olarak robamızın örgüsüne devam ediyoruz. Yapacağınız örgünün büyüklüğüne göre robanın yüksekliğini bu şekilde devam ederek tamamlayalım gelelim. Yuvarlak robanın örgüsünü benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıranın sonunda benim için gerekli olan yüksekliği elde ettim. Bir de santimetre olarak size ölçü vereyim. Roba yuvarlak olduğu için nereden ölçerseniz ölçün, ölçü değişmeyecektir. Bakın buradan ölçüyorum. 10 santim. Buradan ölçüyorum. 10 santim. Buradan ölçüyorum. 10 santim. Ölçü değişmeyecektir. Robanın örgüsünü buraya kadar bir sıra düz trabzanlar yaptık. İkinci sırada belli aralıklarla arttırma yaptık. Bu şekli aldırdık. Bakın görüntüsünü böyle görelim. Örgümüzü kolları gövdeden ayırmadan önce bir sıra model yerleştirmesi yapmak istiyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyoruz. Bir, aynı ilmek içerisine ikinci trabzanı yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine iki trabzan daha yapıyorum. 1 2 Bakın bu şekilde. Bir ilmeğe iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci trabzan üzerine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyoruz. 1 2 1 2 zincir aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 atlıyorum. 2. ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın böyle. 1 ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. 1 ilmek atlıyoruz. İkinci ilmeğe bir trabzan yapıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. İkinci ilmeğe iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyoruz. Tekrar bir ilmek atlıyoruz. Tek trabzan yapıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde devam ettireceğiz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde modelleri yerleştirerek devam edelim. Robaya modelleri yerleştirdim arkadaşlar. Bakın bu sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. 1 ilmek atladık. 1 trabzan yaptık. 1 ilmek atladık. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. 1 ilmek atladık. 1 trabzan yaptık. Bu şekilde bakın sıra sonuna kadar bütün modelleri yerleştirdim. Toplam benim bir sırada 52 tane model var arkadaşlar. Şimdi burada kolları, ön bölümleri ve arka bölümü işaretleyeceğiz. Örgümüze gövde ile devam edeceğiz. Toplam buradan sayıyorum bakın. Ben 52 model yaptım.
Sizin daha azsa şu şekilde ikiye katlayın. Bakın robayı modelleri üst üstüne gelecek biçimde daha kolay yaparız. Orta noktaya bir işaret takıyorum. Bu tek trabzanın üzerine işareti taktım. Siz buna göre bakın yarısı bu tarafta yarısı bu tarafta olacak şekilde ayarladık. Ama benimle aynı sayıda olduysa ön bölüm için 7 model gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.'den sonra tek olan trabzana bakın bir işaret taktım. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10. 12 modeli kol bölümü için işaretliyorum. Buraya işaretimi takıyorum. Ön ve kol bölümlerini işaretledik. Bu taraftan da aynı şekilde 2, 4, 6, 7 model sayıyorum. Burada bulunan bu tek trabzanın üzerine bir işaret takıyorum. Bu kol içinde 12 model sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Bakın buraya bir işaret taktım. Burada 14 model kalması gerekiyor. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 model de arka bölüm için kaldı. Bakın böylece ön bölümleri, kol bölümünü ve arka bölümünü işaretlemiş olduk. Robanın bölümlerini ayırdık. Şimdi örgümüze gövde ile devam edelim. Bir zincir çekiyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptığımız model vardı. Bunun ortasında bulunan iki zincirlik boşluğa iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bakın, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek yapmış olduğumuz trabzanın üzerine tek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden modelin ortasında bulunan bu iki zincirlik boşluğa iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Tek olan trabzanın üzerine tek trabzan yapıyorum. Bakın bir alt sırada yaptığımızın tekrarını yapıyoruz. Modeller birbirine devam edecek. Modellerin ortasında bulunan iki zincirlik boşluklara bakın iki trabzan iki zincir yapıyoruz. Tek trabzanın üzerine tek trabzan yapıyoruz. Bu işareti taktığımız yere kadar modellerimizi yapmaya devam edelim. Ön bölüm için ayırmış olduğumuz 7 modelin üzerine modelleri yerleştirerek bakın işaret yaptığımız yere geldim. Şimdi kol modellerini atlayacağız. Ön ile arka bölümü birleştireceğiz arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın arka ile kol bölümünü ayıran bu işaretle bu işaretli olan trabzanları tek trabzan haline getireceğiz. Bu arka ile kolu ayıran işaret yaptığımız yere bakın bu tek trabzana tığı takıyorum. Ön ile kol bölümünü ayıran burada bulunan bakın bu işaret yaptığımız yere de tığı takıyorum. İlmek alıp buradan bir trabzan oluşturuyorum. Tek trabzan yapıyorduk model ortasında. İkisini birleştirdik. Tek trabzan haline getirdik. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın kolu modellerini orada bırakıyorum. Arka bölümün modelleriyle örgüme devam ediyorum. Arka bölümde bulunan bu ilk modelin iki zincirlik boşluğa iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bakın iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptık.
tek trabzanın üzerine tek trabzan yapıyoruz. Takip eden bu modelin ortasında bulunan boşluğa da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın. Kol bölümünü birleştirdik. Burayı işaretli yerlerdeki trabzanlardan tek trabzan yaptık. Bu işaretleri artık buradan çıkaralım. Bakın daha güzel görünür. Modellerimize devam edelim. Arka bölümde bulunan bu 14 model işaretlemiştik. 14 modelin üzerine kol ile arka bölümü ayıran bu ayrım yerine kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan modelleri yaptım. Kol ile arka bölümü ayıran bakın bu işaret yaptığımız yere geldim. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdi bu işaret yaptığımız ile kol bitiminde bulunan bakın ön ile kolu ayıran burada bulunan işareti birleştireceğiz. Buraya bir trabzan yapacağız. Ön ile kol bölümünde bulunan bu işarete bakın şu şekilde tığ takıyorum. Tek trabzan vardı ona tığ taktım. Bu işaretli yerde bulunan trabzan üzerinde bulunan ilmeğe de tığ taktım. Burada bir trabzan oluşturuyorum. Bakın bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön bölümde bulunan modellerin üzerine model yapmaya devam ediyorum. Tek trabzanın üzerine tek trabzan yapıyoruz. Modellerin ortasında bulunan iki zincirlik boşluklara iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyoruz. Bakın böyle. Sıra sonuna kadar modellerimizi tamamlayalım. Diğer ön bölümde bulunan modelleri tamamladım. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzan üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk modelin ortasında bulunan iki zincirlik boşluğa iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Tek olan trabzanı tek trabzan yapıyorum. Diğer model ortasında bulunan boşluğa da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Örgümüz artık bakın bu şekilde devam ediyor. Bu kol altına kadar yapalım. Bu kol altında da aynı şekilde bakın tek trabzan var zaten hiç değişiklik yok. Yine de oraya kadar bir yapalım. Kol altına kadar bakın ön bölümde bulunan modelleri yaptım. Kol altında oluşturmuş olduğumuz bu bir trabzanlı yere geldim. Şu işaretleri çıkartıyorum. Daha güzel görelim. Bakın ön ile arka bölümün olduğu yerde birer trabzanı birleştirmiş. Tek trabzan elde etmiştik. Bu trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın iki trabzan, iki zincir, iki trabzanlı modelden sonra o trabzanın üzerine trabzan olarak devam ettim. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölümde bulunan modellere 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam ediyorum. Tek olan trabzanları yine tek trabzan yapıyoruz. Model ortasında bulunan boşluklara da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Örgümüz artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Örgü modelimiz bundan oluşuyor. Bu şekilde gövde yüksekliğine devam edelim. Yeleğin gövde örgüsünü benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. Bakın modelleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra modeliyle tamamladım ben. Bir santimetre olarak ölçelim. Modelli bölümden ölçüyorum. 21 santim bakın.
Bunun ucuna dilim modeli yapacağız daha. Bu uzunluk uzayacak arkadaşlar. Ama siz isterseniz birkaç sıra daha uzatabilirsiniz. Tamamen yükseklik tercihinize kalmıştır. Örgünün ters tarafından geldim. Şimdi düz tarafından örgü yapacağız. Buraya dilim modeli yapacağız arkadaşlar etek ucuna. Bu ilk ilmek üzerine bakın. Bir sık iğne olarak batıyorum. Trabzan yapmıyorum. Sık iğne yapıyorum burada. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincirlik boşluğa 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 trabzanı buraya yaptık. İpi tığın üzerine almadan bu bir trabzan yaptığımız yer vardı iki model ortasında. Bunun tepe noktasına sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden model ortasında bulunan iki zincirli boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 6 trabzandan sonra yapmış olduğum bu trabzanları bu bir trabzanın tepe noktasına sık iğne olarak tutturuyorum. Bakın bu şekilde dilim modelleri yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde devam ettirelim. Bu iki zincirlik boşluklara 6 trabzan yapalım. Yapmış olduğumuz bu trabzanları bu tek yaptığımız trabzanların tepe noktasına tutturarak sıra sonuna kadar devam edelim. Etek ucunda dilimli modelleri yaparak bakın sırayı tamamladım. Burada 6 trabzan yaptık. Yapmış olduğumuz trabzanları bu tek trabzanların tepe noktasına sık iğneyle tutturduk. Bu şekilde dilim modelleri elde ettik. Görüntüsünü bir bakın şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok şık oldu. Şimdi ön pat çalışmalarını yapacağız. Ön pat çalışmalarında sık iğne çalışması yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de sık iğne yapıyorum. Bakın burada trabzan boşluğu var. Bunları yaparken oluşmuş olan trabzanlar var. Bakın sıraları oluşturan trabzan. Buraya 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 Bakın burada 2 ilmek görünüyor. Bunlara birer defa sık iğne yapıyorum. Bu trabzan boşluğuna bakın 2 sık iğne yapıyorum. Yani her sıraya ikişer tane sık iğne yapmış oluyoruz. Böyle arkadaşlar. Sık iğnelerimiz böyle devam edecek. Bu robaya kadar sık iğneleri devam ettirelim. Robada düğme biritleri yapacağız. Ön patta sık iğneleri yaparak bakın roba başlangıcına geldim. Robada 3 tane düğme biriti oluşturacağız. Bir düğme biritini bakın buraya yaparız. Diğerini tam ortada bulunan bu pembe renge bir sonrakinde yakanın ucuna yaparız. Bakın robanın tam bitim yerindeyim. Modellere başladığımız yerden önceki sıradayım. Buraya düğmenin büyüklüğüne göre zincir çekiyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Aynı ilmek içerisine sık iğne olarak batıyorum. Bakın bu şekilde düğme biriti oluşturmuş olduk. Takip edenleri yine sık iğne olarak devam ediyorum. İkinci düğme biritini yapacağımız bu pembe renge kadar.
Kaç tane yaptığımızı sayalım. 1, 2, 3 sık iğne oldu. 4, 5, 6, 7. Bu 7.ye tekrar bir düğme bileti için zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zinciri çektim. Aynı ilmek içerisine sık iğne olarak batıyorum. Bakın ikinci düğme biletinde burada oluşturmuş olduk. Takip edenleri yine sık iğne olarak devam ediyorum. Bunu 7.de düğme bileti yapmıştık. 2 düğme arasında o kadar sık iğne yapmıştık. Burada da aynı olsun. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya yapalım, daha iyi olacak. Buraya bir düğme bileti için zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Aynı ilmeğe sık iğne olarak batıyorum. Üçüncü düğme biletimizde bakın böylece oluşturmuş olduk. Burada 3 tane düğme için bilet oluşturduk. Sık iğnelere devam ediyorum. Bakın yakanın başlangıcındayım. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Boynun çevresinde de sık iğnelere devam ediyorum. Bakın. Bu ön patı yaptık. Buraya düğmeler için düğme biletlerini de oluşturduk. Şimdi bu boynun çevresinde sık iğnelere devam edelim. Diğer ön patta da aynı şekilde burada yapmış olduğumuz gibi sık iğneler yapacağız. Ama düğme bileti yapmayacağız. Buraya düğme dikeceğimiz için düz olacak arkadaşlar. Tamamını sık iğne olarak devam edelim. Buraya kadar gelelim. Diğer ön patta bakın sık iğneleri tamamladım. Boynun çevresinde de aynı şekilde sık iğneler yaptım. Etek ucunu başladığımız dilimli modellerin olduğu yere geldim. En son yapmış olduğum bu sık iğneyi ilk başta bu modeli yaptığımız ilmeğe tığ takıyorum. İp alıp çekiyorum. Bakın tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Kaydırma yaparak burayı birleştirdim. İpi artık burada kesebilirim. Yeleğimizin örgüsünü bakın gövde örgüsünü böylece tamamlamış olduk. Kolunu ben bu şekilde yapmak istiyorum. Ama siz isterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Bu kolu yapmak tamamen tercihinize kalmıştır. Şimdi bu kolun yapılışını size göstermek istiyorum. Kol altında bakın ön ile arka bölümü birleştirirken burada bir trabzan oluşturmuştuk. Buna tığ takıyorum, ipi alıyorum, çekiyorum, bir defa düğüm atıyorum, sağlamlaştırdım. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Bakın bu trabzanın tepe noktasından, kol altında oluşturmuş olduğumuz trabzanın tepe noktasından bir ilmek oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümün yönüne bakıyorum, böyle gitmem gerekiyor. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincirli boşluğa iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Normal gövdede uyguladığımız modeli kolda da uyguluyoruz. Bir, iki zincir. Bakın iki zincirlik boşluğa iki trabzan daha yapıyorum. Böyle bakın iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Tek trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Takip eden model ortasında bulunan boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Tek trabzana trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu başladığımız yere kadar her modelin ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Tek trabzanların tepe noktasına da tek trabzan yapalım. Devam edelim.
Kolun örgüsünde modellerin üzerine bakın, trabzanları yaparak sıra sonuna geldim. Kol için 12 model ayırmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 model ile kolun örgüsünü yapıyoruz. En son yapmış olduğum bu modeli sıraya başlarken üst zincir çekerek oluşturduğumuz bir trabzan vardı. Bunun 3. zincirinin üzerine bakın tığ takıyorum. İpi alıp çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Kaydırma yaparak burayı birleştirmiş oldum. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci sıradayız. İkinci sırada yine aynı şekilde bu iki zincirli boşluklara iki trabzan, iki zincir yapacağız. Tek trabzanların üzerine tek trabzan yapacağız. İki trabzanı yaptım. İki zincir çekiyorum. İki trabzan yapıyorum. Tek trabzanın üzerine tek trabzan yapıyorum. Takip eden model üzerine de iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Başladığımız yere kadar 12 modelin üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Aralarda tek trabzanların üzerine de tek trabzan yapalım. Modelleri yaparak sıra sonuna geldim. Yine aynı şekilde biraz sırada yapmış olduğum gibi son yapmış olduğum modeli bu zincir çekerek oluşturduğum trabzanın son zincirinin üzerine tığ takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak burayı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3 sıra model yaptık. Bu yeterli. Ben diğer kolu da aynı şekilde 1, 2, 3 sıra yaptım. Ucunda dilim modeli uyguladım. Aynı etek ucunda uyguladığımız gibi dilim modeli yapıyoruz. Buraya da dilim modelleri yapıyorum. Zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincirli boşluğa 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 trabzanı yaptık. Bunu bu bir trabzan yaptığımız ilmeğin içerisine sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden model içerisine de 6 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 Sık iğne olarak bu tek trabzanın üzerine bunu tutturuyorum. Böylece bakın devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bütün modellerin ortasına 6 trabzan yapalım. Yapmış olduğumuz trabzanları tek trabzanın tepe noktasına tutturalım. Kol ucunda dilim modelleri yaparak sıra sonuna geldim. Son yapmış olduğum trabzanı sıraya başlarken burada oluşturduğumuz bir ilmek vardı. Ona tığ takıyorum. İlmek alıp çekiyorum. Burada kaydırma yaparak bakın burayı birleştirmiş olduk. İpi artık burada kesebilirim. Kolumuzun örgüsünü bitirmiş olduk. Yeleğin örgüsünü de böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın çok güzel bir yelek yaptık sizlerle birlikte. Ben yapmış olduğumuz düğme biritlerinin tam karşısına gelecek yerlere şu şekilde 3 tane de düğmeyi diktim. Tam biritlerin karşısına diktim bakın. Bakın çok güzel. Çok şık da oldu. Tersten görüntüsü de bu şekilde. Yeleğimizi biz bugün büyük yaptık. 100 gramlık bir ipten bu kaldı. Beyaz da kullandığımız için bu kadar ip arttı arkadaşlar. Size yeleğin ölçülerini de vereyim.
Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 23 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 36 santim. Enini ölçüyorum. Bakın kol altından eni 27 santim. Etek ucunda bakın açılma yaptı aşağıya doğru modelimiz arkadaşlar. Etek ucundan enini ölçtüğümüz zaman 39 santim. Bu da 1-2 yaş arası bebeklerimiz için çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi hem örmesi çok kolay hem de çok şık bir yelek yaptık arkadaşlar. Çift yönlü her iki tarafı da aynı yönde bakın tersi düzü yok. O şekilde kullanılabilecek bir örgü yaptık. Böylece bir örgü anlatımımızın sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.